Fazla kilolar, hareketsizlik, yanlış duruş ve oturuş, hatta aşırı topuklu ya da babet ayakkabılar giymek. Günümüzde gereksiz sağlıksız yaşam tarzı, gereksi ilerleyen yaş gibi etkenlerle erişkin skalyozu giderek yaygınlaşıyor. Hatta erişkin skalyozu yaşam kalitesini diğer kronik hastalıklar kadar çok etkileyebiliyor. Yapılan çalışmalar erişkin dejeneratif. Yani sonradan ortaya çıkan skalyozun yaşlanan nüfusla birlikte sıklığı artan çağımızın yeni halk sağlığı sorunu olduğunu ortaya koyuyor. Profesör Doktor Ahmet Alanay erişkin skalyozu hakkında en sık sorulan 6 soruyu yanıtladı ve kaçılması gereken 4 hatayı şöyle sıraladı. Erişkin skalyoz ve diğer omurga bozuklukları nasıl ortaya çıkar? Erişkin omurga bozuklukları çocukluk ve ergenlik çağında ortaya çıkan hastalıkların devamı niteliğinde olabileceği gibi erişkinlik döneminde de başlayabilir. Ergenlik döneminde başlayan ancak o dönemde farkına varılmayan ya da farkına varıldığı halde tedavi edilmeyen ve belirtileri ilerleyen skalyoza erişkin idiopatik skalyoz deniliyor. Bu skalyoz tipinde ağrı ve duruş bozukluğu gibi belirtiler zamanla ortaya çıkıyor erişkin dejeneratif, sonradan ortaya çıkan skalyoz ise yaşlanma ile birlikte omurga yapısının yıpranması ve osteoporoz yani kemik erimesi sonucu oluşuyor. Çalışmalar bu tip skalyozun 60 yaş üstünde görülme sıklığının %60'ın üzerinde olduğunu gösteriyor. Erişkin dejeneratif skalyoz çağımızın yeni halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Erişkin skalyoz ve omurga bozuklukları hangi sorunlara yol açıyor? İleri derecede erişkin skalyozlu kişilerde omurga ve gövde yana ya da öne doğru yatarken hareket kabiliyetinde kısıtlama, sırt ve bel ağrısı, kaslarda güç kaybı, bacaklarda uyuşma, kramp ve yürüme mesafesinde kısalma olabiliyor. Yaygın bilinen ifade biçimiyle bel kayması yani bir omurun diğer üzerinde öne, arkaya veya yana doğru yer değiştirmesi de tabloya eklenirse şikayetler artabiliyor. Erişkin idiopatik skalyozda ise omurga eklemlerinde bozulmalarla şiddetli ağrı olabilirken göğüs kafesi baskılanarak çabuk yorulma ve solunum sıkıntısı yaşanabiliyor. Tüm bu şikayetler hastaların yaşam kalitesini çok ciddi ölçüde düşürüyor. Erişkin skalyoz ve omurga bozukluklarında tedavi yöntemi nasıl belirlenir? Hastanın şikayetleri ve skalyozun eğrilik derecesi tedavinin yönünü belirliyor. Doktor, hasta şikayetlerini değerlendirerek radyografi, manyetik renozans görüntüleme, bilgisayarlı tomografi ya da elektro tanısal testler işleyebiliyor. Erişkin skalyoz tedavisinde seçilecek yöntem, ağrı ve skalyozun eğrilik derecesine, eğriliğin ilerleyici olup olmamasına göre planlanıyor. Genellikle hastaya önce cerrahi olmayan tedavi yöntemleri uygulanıyor. Erişkin skalyoz ve omurga deformitelerinde cerrahi olmayan tedaviler ne kadar etkilidir? Erişkin skalyozu olan hastalar için fizyoterapi seçliğinde uygulanacak fizik tedavi ve egzersizler, ilaç ve enjeksiyonlar, korse tedavisi gibi yöntemler tek tek veya birlikte uygulanabilir. Skalyozun türüne ve kişinin fiziksel kondisyon durumuna göre doktorlar her hasta için farklı ve en uygun olan yöntemi seçecektir. Ancak korse tedavisinin uzun süre uygulanması faydadan çok zarara neden olabileceği gibi fizik tedavisi ve egzersizler de ilerleyici bir skalyozu önlemede yetersiz kalabilir. Erişkin skalyoz ve omurga deformitelerinde cerrahi tedavi ne kadar etkindir? Erişkin skalyoz ameliyatlarında ameliyat süresinin ve cerrahi işlem sayılarının genç hastalara göre daha fazla olabildiğini belirten Profesör Dr. Ahmet Alanay şu açıklamaları yaptı. Özellikle hastanın kalp ve akciğer gibi hastalıkları, diyabeti ve osteoporozu varsa cerrahi tedavi daha da zorlaşabilir. Ancak hastanın iyi hazırlanması ve gerekli tedbirlerin alınmasıyla cerrahi tedavi sonuçları son derece yüz güldürücü olabilir. Erişkin skalyoz ve omurga deformitelerinde güncel cerrahi yaklaşım nasıldır? Skalyoz ameliyatlarında eriliğin dengeyi sağlayacak kadar düzeltilerek omurgaların kaynaştırılması ve sinir basılarının ortadan kaldırılması hedefleniyor. Profesör Dr. Ahmet Alanay tedavi yöntemini şöyle açıklıyor. Erişkin skalyoz ve omurga deformitelerinde minimal invaziv cerrahiler genellikle ilk seçim oluyor. Minimal girişimle maksimum fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Ancak bazı durumlarda fizyon gibi daha agresif cerrahiler gerekebilir. Vida ve çubuk kullanılan fizyon ameliyatlarında planlama ve özellikle omurganın normal bel ve sırt kıvrımlarının hastaya özgü şeklinin sağlanması çok önemlidir. Aksi takdirde yeni ameliyatlar gerekebilir. Böylece ameliyat sonrası mekanik komplikasyonları inaza indiriyoruz. Cerrahinin ne kadar agresif olacağına karar vermemizde hastanın deformite analizi ve genel sağlık durumu etkili oluyor. Ameliyat sonrası iyileşme ve rehabilitasyon süreci uygulanan hasta 7 ila 10 gün sonra taburcu ediliyor. Egzersiz ve düzenli kontrollerle hastanın bir an önce normal yaşantısına dönmesi amaçlanıyor. Bu dört hataya düşmeyin. 60 yaşın üzerindeki her 100 kişiden 60'ında omurga deformitelerine rastlandığını ve gelecek yıllarda bu sayının çok da artmasının beklendiğini belirten Profesör Doktor Ahmet Alanay, "Erişkin skalyoz ve omurga deformiteleri artışının önüne geçebilmek için günlük yaşantımızda alışkanlık haline gelen bazı hatalı davranışlarımızın mutlaka değiştirmesi gerekiyor." diyor. Profesör Doktor Ahmet Alanay, erişkin skalyozu ve omurga deformitelerine yol açabilen 4 hatayı şöyle sıralıyor. 1. Fazla kilo Fazla kilolar omurgaya binen yükü artırıyor ve hareketlerin kısıtlanmasına neden oluyor. Sağlıklı beslenerek formunuzu koruyun ve omurganızı rahatlatın. Ayrıca kalsiyumdan zengin ve dengeli bir beslenme sisteminizin olması kemiklerinizin de kuvvetlenmesini sağlıyor. 2. Hareketsizlik ve düzenli egzersiz yapmamak. Sağlıklı bir omurga yapısı için kasların kuvvetli olması şart. Egzersizden uzak, hareketsiz bir yaşam kasların güçsüzleşmesine, omurgada sorunların ortaya çıkmasına yol açıyor. Bu nedenle hayatınıza hareket katın. Her gün mutlaka en az yarım saatinizi egzersize ayırın. 3. Yanlış duruş ve oturuş. İyi bir duruşa sahip olun. Sağlıklı omurga'nın ilk kuralı, sağlıklı bir duruşa sahip olmaktan geçiyor. İyi bir duruş sayesinde omurga en az şekilde enerji kullanıyor ve yıpranmıyor. Dolayısıyla ilerleyen yıllarda omurgada sorunların ortaya çıkma riski azalıyor. 4. Aşırı topuklu ve babet ayakkabılara dikkat. Aşırı topuklu ya da babet ayakkabılar diz, kalça ve omurga sağlığını olumsuz etkiliyor. Bu nedenle ayakkabı topuğunuzun boyu 3-4 santim olmalı.